Zengin sanırım buradan çıkamayacağız abi. Dün geceden beri kimse gelmedi. Kim yardım edecek bize? Fakir umudunu kaybetme kardeşim. Belki polisler bizi bulabilir. Belki buradan kurtarırlar. Zengin hiç sanmıyorum abi. Ne gelen var ne giden. Ulan Hakan ulan Hakan. Kapattın bizi buraya gittin. Bunun bedelini ödettireceğim ona. Bitti Hakan'ın işi bitti. Fakir kardeşim bak. Gücünü kaybetmemek için sessiz ol. Çünkü ne suyumuz var ne yemeğimiz var. Buradan kıpırdayamıyoruz. Burada kaldık. En iyisi sessizce bekleyelim fakir. Eminim ki polisler bizi bulacak ve yardıma gelecekler. Zengin nasıl bulacaklar? Nereden bilsinler abi? Köyün birinde evde esir kaldığımızı. Bunu bilemezler ki. Fakir bak, motorları ileri bıraktık. Eğer ki polisler motorları görürlerse bizim burada olduğumuzu anlayabilirler. Yanımda da telefon yok ki. Polislere de haber veremiyorum. Fakir, motorlar tek şansımız. Eminim ki Kerem Komiser motorları gördükten sonra bizim buralarda bir yerlerde olduğumuzu anlayacak ve bize yardım etmeye gelecekler. Umarım zengin umarım. Şuradan bir çıkalım var ya o Salih'in de karısının da Hakan'ın da işini bitireceğim. Fakir onların cezasını kanunlar verecek kardeşim. Kerem Komiser ne dedi? Onları hapishaneye tıkacağız siz bir şey yapmayın dedi. Onları hapishaneye tıkacağız ve asla şikayetimizi geri çekmeyeceğiz. Ölene kadar hapiste kalacaklar fakir. Bize bu yaptıklarının bedelini böyle ödettireceğiz onlara. Aynen abi aynen. Şuradan çıkalım da TNT'lerin arasından başka bir şey istemiyorum. Ulan buradan çıkmaya çalışsak TNT'ler patlayacak. Burada kalsak açlıktan öleceğiz. Nasıl bir iştir ya bu? Evet arabayı şehrin dışında bıraktığımız iyi oldu. Bu sayede zengin fakir de polisler de bizim bu şehirde olduğumuzu anlamayacak. Bak bu şehirde polisler var ama bu polisler bizim hırsızlık yaptığımızı bilmiyorlar. Bu polislerle arkadaş olabiliriz ama diğer şehirdeki polisler eğer ki bizi görürlerse ya da bu şehirdeki polislere haber verirlerse işte o zaman işimiz biter. O yüzden polislerle arkadaş olmaya bakın tamam mı? Polislerin dediklerine uyun yani. Ama diğer şehirdeki polisleri görürseniz hemen kaçın. Arkanıza bakmadan kaçın. Evet babacım doğru söylüyorsun. Baba peki bu elimizdeki taşlar ne olacak? Bu taşlarla ne yapacağız? O taşlarla çok güzel şeyler yapacağız merak etme. Şimdi ilk önce bu şehirde bir tane ev satın almamız gerekiyor ama paramız yok. Bu yüzden de o taşlardan birisini satacağız. Haydi gel bakalım. Acaba hangi taşı satsak? Babacım Bence elmas taşını satalım. Elmas taşı baya para eder. Evet evet doğru söylüyorsun. Bakalım alan kişi çıkacak mı? Bence alan kişi buluruz. Sonuçta elmas taşı bu. Yani bu taşla elmas üretebiliyorsun. Eğer ki bir elmas fabrikamız olsaydı orada elmas üretebilirdik. Ama fabrikamız yok maalesef. O yüzden mecburen taşı satmak zorundayız. He? İşte şurada elmas bir ev var. Belki de o evin sahibi elmas taşını satın alabilir. Haydi gelin bir konuşalım. Kesin olacak kesin. Zengin birine de benziyor. Şu evin kapısını bir çalalım da elmas taşını satalım şu adama. Gelin haydi. Evet işte bu. Evde kimse var mı? Hey sesimi duyan var mı? İçeride kimse gözükmüyor ama acaba üst katta mı adam? Bu kim ya? Sabah sabah. Buyurun bayım birine mi baktınız? Selam bayım. Merhaba. Benim adım Hakan. Buyurun Hakan Bey. Ne oldu? Bayım. Şimdi uzaktan sizin evinizi gördük. Elmastan bir eviniz var. Evet elmastan bir evim var. İyi de ne olmuş bunda? Bayım. İsterseniz size elmas taşı satabilirim. Bakın. Dünyada tek. Sadece bizde var. Elmas taşını başka hiçbir yerde bulamazsınız Yok yok gerek yok sağ olun Bayım ama bu elmas taşıyla elmas üretebiliyorsunuz Ne? Elmas mı üretiyorum? Evet aynen öyle Bu elmas taşıyla elmas fabrikasında elmas üretebilirsiniz Gerçekten mi? Bak eğer ki beni kandırıyorsanız Sonu fena olur Yok yok inanın bana Elmas taşıyla elmas üretiliyor İyi tamam peki ne kadar satacaksınız? Siz ne karar verirsiniz? Ee, ben 100 bin TL veririm isterseniz. 100 bin TL az. 1 milyon TL'ye satarım bunu sana. İyi tamam peki. 1 milyon TL'ye alıyorum. Bekleyin yukarıdan parayı getireyim. Sakın bir yere ayrılmayın. Ulan elmas taşı satıyorlar bana. Acaba gerçekten elmas üretebilir miyim? Televizyonda geçen gün görmüştüm şu elmas taşını. Evet gerçekten üretiliyordu. Umarım doğrudur. Neyse şuradan 1 milyon TL alayım da. İşte burada. Bir milyon TL'de aslında o kadar pahalı bir şey değil ya. Zaten bende bir sürü var. Şuna baksana. Evet evet. Alayım şu en iyisi elmas taşını. İşte 1 milyon TL'yi getirdim. İlk önce elmas taşını verin. Sonra 1 milyon TL'yi atayım size. İşte bayım buyurun elmas taşı. Demek ki bu. Alayım onu ben. Tamamdır. Güzel. Güzel bir şeye benziyor. İşte bu da 1 milyon TL. Sağ olun bayım. Güle güle kullanın. O elmas taşı sayesinde bir sürü elmas üreteceksiniz. Güvenin bana. Sağ olun sağ olun. Hadi her neyse. Görüşürüz ben gidiyorum. Evet. Elmas taşı oldu be? Dünyada tekmiş. Şimdi bir elmas fabrikasına ihtiyacım var. Bir elmas fabrikası bulursam daha çok zengin olabilirim. Daha çok elmasım olabilir. Neyse şunu şuraya koyayım da. Evet artık 1 milyon TL'miz var. Elinden hangi taşlar kaldı başka? Babacım zümrüt taşı var, altın taşı var, demir taşı var ve kömür taşı var. Bu dördü kaldı. Tamam tamam. Bunları da birilerine satarız artık. Sonra da artık bize gelen paraları güzel güzel harcarız. Zengin oluruz. İlk defa elime 1 milyon TL aldım ya. Şuna baksana. Neyse haydi gelin. Bir ev satın alacağız şimdi. Acaba nerede satıyorlardır? Şöyle şu tarafa doğru gidelim de ille buluruz satılık bir ev. Bakalım etrafa. Çünkü baya bir büyük şehir. İlla ev satan vardır. He? Satılık ev. İşte satılık ev bulduk ya ne kolay oldu. Tamamdır evi bulduk. Acaba ev sahibi içeride mi? Bayım evde misiniz? İşte içeride birisi var. Bu da kim? Buyurun birine mi baktınız? Bayım biz evi satın almak istiyoruz da satılık değil mi? He evet evet satılık. Hoş geldiniz. Evi 500 bin TL'ye satıyorum. Tamamdır bayım. Bende de 1 milyon TL var. Buyurun yarısını veriyorum. Evi satın alıyoruz. Bu kadar hızlı mı? Aynen öyle bayım. Bu kadar hızlı. İşte 1 milyon TL'yi ikiye böldüm. Buyurun bayım 500 bin TL'yi yaptım. Evet tamamdır. Burada 500 bin TL var. Eviniz hayırlı olsun. Çok sağ olun bayım. Haydi görüşürüz. Evet evi de sattık. Ulan bu kadar hızlı ev satmamıştım daha önceden. Neyse. Artık gideyim bu şehirden. Evet artık bu ev bizim. Hayatımda bu kadar güzel bir evim olmamıştı. Bir villa satın aldık resmen. Şunu da kıralım artık. Buna ihtiyacımız kalmadı. Evet gelin haydi evin içini gezelim birazcık. Bakalım nasıl. İki katlı bir villa. Televizyon harika, mutfak harika. Bahçesi falan da var. İşte. Bu ne ya? Bahçede mezar mı var? Johnny. Johnny kim? kadim dostum falan yazıyor. Ulan bunlar kim? Abuzettin baba. Tövbe tövbe. Miray. Miray kim ya? Babacım ben Miray'ı tanıyorum. Kim oğlum? Miray kim? Babacım bu fakir var ya. Fakirin karısının adı da Miray'dı. Oğlum dünyada bir sürü Miray var. Yani bu Miray'ın fakirin karısı olduğunu nereden biliyorsun? Evet babacım. Ben sadece söylemek istedim. Her neyse. Bu mezarları buradan kaldırırız. Ama ilk önce evleri gezmeye devam edelim. Gelin haydi. Üst kata çıkalım bakalım nasılmış. Ev baya güzel ya çok beğendim. Şuna baksana tost makinesine kadar her şey var evde. Neyse gelin üst katlara çıkalım. Bakalım burada ne varmış. İşte burası da yatak odası. Oğlum bak bir sürü de oyuncak var. Baba burası harika. Bu oyuncaklarla çok güzel oynarım ben ya. Evet evet burası senin yatağımından sonra burada da biz yatacağız. Çok güzelmiş ya iyi ki aldık bu evi ben çok beğendim. Nasıl güzel mi karıcığım? Evet evet ben de çok beğendim harika. Beğendiğinize sevindim. Fakir benim karnım acıkmaya başladı. Başım dönüyor fakir susadım karnım acıkıyor artık buradan çıkmamız lazım bu gidişle susuzluktan ya da açlıktan öleceğiz. Evet abi ben de susamaya başladım. Çok susadım. Keşke bir damla su olsaydı ya. Öf ya ne yapacağız biz? Yardım edin lütfen. Sesimi duyan yok mu? Hiçbir köylü oturmuyor mu burada? Yardım edin bize.